Merhaba herkese. Bugünkü videonun konusu çok işinize yarayacak diye umuyorum. Konu nasıl sabah hızlı hazırlanır çıkarsınız. Tabii sadece sabah için geçerli değil. Aslında bu konu şuradan aklıma geldi. Yılbaşı yaklaşıyor. O gün yarım güne kadar çalışılmıyor. Yarım günden sonra eve ulaşana kadar çılgın bir trafik oluyor. Ve o trafikte anca eve geleceksiniz de hazırlanacaksınız falan derken dedim ki zafistaların bir telaşa kapılır. Nasıl daha hızlı, daha kafaları rahat hazırlanmalarına yardımcı olabilirim diye düşünürken bu fikir aklıma geldi. Ama dedim ki yani bu sadece yılbaşı için geçerli değil ki, her gün için geçerli. Sabah nasıl daha fazla uyurum, bunun için de ne kadar hızlı hazırlanabilirim sorusu. Süper tiyolarım var. Eminim ki hepsi çok işinize yarayacak. Tek tek anlatmaya başlıyorum. Birincisi, benim için sabahın en zor kısmı uyanmak. Uyanmakta çok güçlük çekiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Alarmı, telefonumu yani uzak bir yere koyuyorum. Yalnız tabii ki alarmı duyamayacağınız kadar uzak bir yer olmasın. Yani mesela ben yatağımdan daha uzakta olan duvarın prizine takıyorum. Bu da çaldığı zaman susturmak için yataktan kalkmam gerekliliği demek. Zaten yataktan kalktıysam kalktım yani. Ondan sonra geri dönüp yatmamak için kendinizi tokatlayın falan bir şey yapın tabii ki de. Duyabileceğiniz kadar yakın ama kalkıp susturmanız gerekecek kadar uzak bir yere alarmı, telefonu kurmak. İkincisi, telefonu aldınız. İşte benim diğer tuzak noktam geliyor. Telefonu aldığınızda WhatsApp mesajlara bakmak, Instagram'a bakmak, Facebook'a bakmak, e-mail'e bakmak. Aman diyeyim, sakın. Çünkü onlara baktığımızda, aa tamam dur şu Instagram'da şu fotoğrafı da göreyim, şuraya da ineyim, kapatacağım. Kapanmıyor arkadaşlar. Eğer o telefonu kurcalamaya başlarsanız bittiğiniz andır. Bunu çıktığınızda artık hani taksi, metro, hani hangi vesayete binecekseniz orada hani vakit geçirmek için saklayın. Sakın telefonu elinize aldığında sosyal medyanın içine, dibine, ta derinlerine düşmeyin. Sosyal medyayı atlattık, alarmı susturduk, ayaktayız. Benim için günün ilk ritüeli başlıyor, kahve içmek. Benim en büyük uyanma motivasyonlarından bir tanesi o tazecik kahve içmek. Bazen kahve içtiğim zaman böyle oh falan diyorum gerçekten. O yüzden uyandıktan sonra ilk iş gidip kahve makinesine ya da kettle'a basıyorum. O hazırlanırken hemen güzel bir müzik koyuyorum telefonumda. Bilmiyorum ne kullanıyorsunuz, işte iTunes mu, telefonunuz mu, işte müzik seti mi? Ben Spotify kullanıyorum ve Spotify'da Sabah isimli bir playlistim var. Sabah ya, yani içinde 300 şarkı var. Hepsi hareketli, hepsi neşeli, hepsi eşlik edebileceğim şarkılar. O yüzden ikinci iş olarak kahveden sonra hareketli müzik açıyorum. Bu beni biraz daha dinamik hale getiriyor. Sonra geldi hazırlık kısmı. Ben burada ilk önce kıyafetlerden bahsedeceğim çünkü hazırlığın en önemli kısmı giyinmek. Şimdi ben geceden her şeyimi düşünüyorum. Bakın her şey. Her şey derken her şey. Yani sadece giyeceğim kıyafet değil, giyeceğim ayakkabı, koluma takacağım çanta, yapacağım makyaj, takacağım aksesuar, her neyse. Hepsini düşünmek. Ben iç çamaşırıma kadar çıkartıyorum. Bunları hani böyle çıkartıp dağınık yerlere de koymuyorum. Bunları çıkartıp bir araya da koyuyorum. Kıyafetlerimi askıyla dolabımın dışına asıyorum. İç çamaşırlarımı, takılarımı, makyaj malzemelerimi derliyorum. Makyaj malzemelerimi hatta onları kullanacağım sıraya göre bile diziyorum. Yani ilk önce ne kullanırız? İşte fondötenimizi süreriz. Ardından göz makyajımızı yaparız. İşte pudramız vesaire, ruj. Onları da bu sıraya göre diziyorum. Son anda da yani böyle ay dur şu şurada, ay karıştır, ay maskara yere düştü falan, bunlarla uğraşmıyorum. Malum sakar bünye. Bu karışıklıkları o kaostan öncesine çekersem, düzenli olursam o kadar hızlı hazırlanıyorum. Peki, makyaj kısmına sonra geleceğim, kıyafetten devam ediyorum. Neden askıda dışarıda tutun konusunu açmak isterim? Yani bazen deriz ki okey yarın işte şu kazak, şu pantolon. Ama çıkarmayız. Çıkarmak önemli çünkü çıkarttığınız zaman bir, o kıyafette bir kir var mı? O kıyafet ütü istiyor mu? Bunu göreceksiniz. Hatta belki de kıyafeti bulamayacaksınız çünkü kıyafeti daha önce giymişsiniz ve kirliye atmışsınız. Var olduğunu sandığınız bir şeyin olup olmadığını fiziksel olarak görmeniz lazım. Onu temiz olduğuna, ütü isteyip istemediğinden, gerekiyorsa ütüyü geceden yapın, sakın sabaha bırakmayın çünkü üşeneceksiniz. Ya üşeneceksiniz ya doğru düz ütü yapmayacaksınız. Üşenmek demek onu giymemek demek, yeni kıyafet düşürmek demek. Hayır, akşamdan kıyafetinizin giyilebilir olduğunu görmek için kıyafetinizi çıkartın ve askıda bırakın. Aynı zamanda o kıyafetleri bir arada gördüğünüz zaman şey de diyebilirsiniz. Aa, düşündüğüm gibi olmadı. Kafanıza kurduğunuz kombin renkleri birbirine uymadı, tarzları birbirine uymadı. Deneyin de, o çok önemli bir şey. Özellikle kilo olup verme dönemindeyseniz. Aa, düşündüğünden büyük geldi. Aa, düşündüğümden dar geldi. O yüzden bunları geceden değerlendirmek çok
çok önemli. Şimdi diğer önemli kısma geliyorum. Kıyafeti nasıl seçeceksiniz? Kıyafeti seçerken iki önemli şeyi bakmayı, onu değerlendirmeyi unutmayın. Birincisi, ertesi günün havası. Hava nasıl? Yağmurlu mu, çamurlu mu, kar mı, soğuk mu, ayaz mı? Her neyse, ya da çok sıcak mı? Tabii sıcağı da unutmayalım. Şimdi kış mevsiminde olduğumuz için otomatikman soğuk aklıma geliyor. Eğer ertesi gün çamurlu olacaksa beyaz bir pantolon giymek istemezsiniz. Ya da paçaları kirlenecek yerlerden bir İspanyol paça da istemezsiniz. Ona göre ayakkabı seçersiniz. Süet, nubuk seçmezsiniz. Çok soğuksa atkı, bere, eldiven. Yağmur varsa yağmurluk ya da işte şemsiyeyi almanız gerektiğini aklınıza getirirsiniz. O yüzden hava durumunu bilmek çok çok önemli. İkincisi, ertesi günkü işlerinizi bilin. Yani takviminize göz atın. O gün toplantım var. O gün arkadaş buluşması mı var? O gün iş görüşmesi, mülakat mı var? Bütün bunları önceden bilin. Çünkü mülakata gidecekseniz ona göre bir kıyafet seçmeniz gerekir. Önemli bir iş yemeğine gidecekseniz ona göre şık olmanız gerekir. Toplantınız varsa salaş bir şekilde o gün işe gidemezsiniz. Akşamında arkadaş buluşmanız, hatta bir randevunuz varsa ona göre bir kıyafetle güne başlamak istersiniz. Ya da günün geri kalanında giyeceğiniz kıyafeti değiştirmek isteyebilirsiniz. Onun için yanınızda yedek bir kıyafet götürmeniz gerekir. Belki yanınıza tazelemek için makyaj çantanızı almanız gerekir. O yüzden bunu önceden biliyor olmanız, hatırınızda tutmanız çok önemli. Sabah kalktınız, kıyafet düşünecek hiç vaktiniz yok. İki tane öneride bulunacağım. Bir tanesi, çok basit bir kombine gidin. Beyaz bir gömlek, bir jean, bir kazak, bir pantolon ya da her zaman giydiğiniz, sevdiğiniz bir elbise. Bildiğiniz, kolay, basit, çekip çıkarabileceğiniz bir kıyafet seçin. Sonra bunu süslemek lazım değil mi? Süslemeyi diğer ayrıntılarda yapın. Aksesuarlarda iddialı bir küpe, işte geniş böyle iddialı kazanızı süsleyecek bir kolye, aksesuar, bilezik zaten her neyse. Ya da şık bir saç modeli. Güzel şık bir topuz yapabilirsiniz. Bir kurdele, bandana bağlayabilirsiniz saçınıza. Kıpkırmızı bir ruj her zaman sizi daha sağlıklı gösterecektir. Bunun gibi diğer detayları süslü ve bakımlı tutarak sade bir kıyafeti bomba bir kıyafete dönüştürebilirsiniz. İkinci taktiğim. Bunu yaptığımı itiraf etmem lazım. Eğer dün gördüğüm insanlar bugün karşıma çıkmayacaksa, eğer kıyafetim temizse, bir kiri yoksa, ter kokmuyorsa, o zaman aynı kıyafeti giyebilirsiniz. Biliyorum arda arda iki gün. Tabii pantolonunuzun falan da diz yapıp potluk falan olmaması lazım. Bu çok önemli. Tertemiz, gıcır gıcır olması lazım. Sadece o takdirde giyin. Ama hani dünkü kıyafetinizde aynı kişilerle karşılaşmak biraz utanç verici oluyor. Yani aslında bunda utanacak bir şey yok da insan böyle bir ıh falan oluyor. Öyle bir durumda karşılaşmamak için de gündüzü bir şöyle bir düşün bakalım, öyle bir durum olacak mı? Ama olmayacaksa iki kere aynı kıyafeti giymek, özellikle kış gününde bu mümkün. Çünkü kazak giyiyorsunuz. Hani terlemiyor. Hava sıcak değil. Yazın terleyebiliyorsunuz. Bir de o rutku beten falan kıyafet daha fazla kırışabiliyor olabilir. Genelde kışın bu taktik kullanmak daha kolay. Beni en delirten şeylerden bir tanesi çorap. Şu çorabı giyeceksiniz, elinize atıyorsunuz. Tamam, o çorabı buldun. Ulan ikincisi nerede? Diğer çifti nerede? İnanılmaz sinirleniyorum gerçekten. Ve yani o çorap en son bulunur. Yani belki de işte 30 çorabınız varsa 29 tanesini kurcalarsınız. O 30. Çorap o tektir. Şunu yapıyorum delirmemek için. Çamaşırlarımı yıkadığımda bütün çorapları çifter çifter katlıyorum. Yani kendi çiftiyle katlıyorum. Bayağı sinir bir şey ama bulamadığındaki o delirmek anından daha az sinir bir şey. Öyle yapıyorum. Bir de etek giyeceğiz, elbise giyeceğiz. Onunla beraber giyeceğimiz çorap. Çorabınız olur ya giyerken kaçar ya da çıkartırken bir önceki seferinde kaçmıştır, fark etmemişsinizdir ya da çizgi olmuştur, gözünüze hoş gözükmüyordur. Mutlaka bir paket çorap her zaman yediğinizde olsun. Çünkü o çorabı giyemediğiniz anda o günkü etek, elbise, kombini bitti demektir. Hem onu delik görüp delirmeye hem de kıyafetinizi değiştirmenin stresine maruz kalmamak için yedek çoraplarını açılmamış pakette dursun. Kıyafetinizin temiz olması kadar ayakkabınızın da temiz olduğunu kontrol edin. Giyindiniz gıcır gıcır. Tam ayakkabınızı geçiriyorsunuz, bakıyorsunuz çamurlu ya da işte boyası sıyrılmış. O zaman bütün o tertemiz kıyafetlerinize, yapılı makyajınıza oturup o ayakkabıyı temizlemeniz, boyamanız falan gerekecek. Bunu istemezsiniz. Akşamdan da zaten ayakkabınızı çıkartın demiştim. Akşam çıkarttığınızda ayakkabının temizliğini, boyalı olduğunu da mutlaka kontrol etmiş olun.
Ayakkabıyı konuştuk, kıyafeti konuştuk. O zaman çantaya gelelim. Çantanın hazır olması çok önemli. O kıyafetinize göre bir çanta seçecekseniz onu da kafanızda kurun ve çıkartın ve hatta geceden içini doldurun. Çantanızı değiştirecekseniz çok önemli bir durum var. O günkü çantanızdan ertesi günkü çantanıza eşyalarını geçirmeniz lazım. Bunun için benim kolay bir yöntemim var. Çanta içi çanta deniyor bunlara. Bir çantanın içine en önemli şeylerimi, cüzdanımı, anahtarlarımı falan koyuyorum ve otomatikman sadece o çantadan o çantaya onu geçiriyorum. Benim böyle başka işe yarayan çantalarım var. Böyle bir fermuarlı küçük bir çantamda el kremimi, bir yedek rujumu, ıslak mendil, kuru mendil, hatta ayakkabı temizleyicisi falan gibi pratik günlük gün içerisinde yenilenmeme ya da ihtiyacım olacak şeyleri bir arada tuttuğum bir çantam var. Başka bir küçük fermuarlı çantamda kulaklığımı, kalemi, küçük bir not defteri, kartvizitlik ve böyle minik bir flash disk tutuyorum. Bu da diğer çantada duruyor. Yani sadece o çantayı aldığım zaman biliyorum ki zaten içinde kartvizitim, defterim, kalemim, hani her şeyim var. Öbür çantayı aldığımda mendil bir şey tekrar aranmama gerek yok. Onun içerisinde var. Ben sadece aslında teknik olarak bu çantaları değiştiriyorum. Bir de geceden hazırladığınızda unutmamanız gereken şeyleri daha rahat hatırlıyorsunuz. Yani bir dakika, yarın çok uzun bir gün olacak. Takvime de baktınız ya. O zaman yanıma bir power bank alayım. Yanıma telefon şarjımı alayım. Makyajımı tazelemem gerekebilir. Akşama devam edeceksen falan makyaj çantamı alayım. Yağmur yağacak şemsiyemi alayım. Ya da yanınıza götürmeniz gereken bir çıktı almanız gerekiyorsa akşamdan o işte form kağıdı çantanıza koyun. Bunun gibi unutmamanız gereken ertesi güne ait şeyleri geceden çantanıza hazırlayın ve koyun. Bazen de o çantanıza koyacağınız şey buzdolabından çıkıyor olabilir. O günkü öğlen yemeğiniz olabilir ya da vaktiniz yok, kahvaltınızı yanınıza alacaksınız. Böyle durumlarda post-it çok işe yarayan bir şey. Buzdolabının kapağını da yapıştırabilirsiniz ama belki de mutfağa hiç girmeyeceksiniz. O zaman görmezsiniz. Ben post-it'i kapıya yapıştırıyorum. Çünkü sonuçta en son kapıdan çıkacağım ve kapıdan çıkarken unutmamam gereken şey orada gözümün önünde. Aa, buzdolabında işte kahvaltım var. Koşarak gidiyorum buzdolabından kahvaltımı çantama koymak için. Son hatırlatma çok işe yarıyor. Bir diğeri, madem çıkma noktasına geldim, anahtar. Anahtarı sakın unutmayın. Ben bazen unutuyorum. Çok korkunç oluyor yani. Çilingir çağır falan, o anki panik. Neyse, unutmamak için ben çantamın hemen yanına koyuyorum. Çünkü içine koyarsam eğer kapının önünde 40 saat o anahtarı aramam lazım. Bir de emin olamıyorum çantamın içine anahtarı atmış mıydım diye. Hemen yanına koyuyorum. Bakın, hemen yanına, uzağa bir yere değil. Unutup çıkmak istemezseniz hemen yanına koyuyorum. Kapıyı kapattıktan sonra kilitleyip sonra çantamın içine atıyorum. Bir de mesela cep telefonu da hemen onun yanında tutuyorum. Çünkü cep telefonumu çantaya atıp 40 saat aramak yerine paltomun cebine koyduğum için onları gözünüzün önünde tutun. Akşam eve geldiğinizde anahtarınızı bir yerlere, hani nasıl kullanmayacaksınız sabaha kadar diye, bir yerlere fırlatmayın. Güneş gözlüğünüzü, anahtarınızı, hani bunun gibi şeyleri kapının kenarındaki bir işte kase gibi bir şey yapabilirsiniz ya da vestiyere asabilirsiniz. Hani belli fix bir yeriniz olsun. Eve geldiğinizde fırlatmayın. Onu o fix yere koyun, asın. Makyaja geliyorum. Dedim ki bir gün önceden bütün makyaj malzemelerimi çıkartıyorum. Hatta sıra sıra diziyorum. Bakın, şu anda bana yok artık diyenler, ya bu kadarını da yapamam diyenler olabilir. Ama bir kere deneyin ve ne kadar işe yaradığını gözlerinizle görün. Yani o makyaj malzemelerinin sıra sıra olması bile, yani rujun yanında o ruja uygun dudak kaleminin bulunması bile o kadar size vakit kazandıracak ki, kafa karışıklığını önleyecek, hemen her şey elinizin altında olmasını sağlayacak. Bu çok önemli. İkincisi, makyajı yaparken telaştan, zaten telaşım olmasa bile zaten genellikle yamuk sürdüğüm için eyeliner, göz kalemi teki Hanya'ya teki Konya'ya gidiyor. Mutlaka hata yapıyorum. Mutlaka bulaştırıyorum. Ya da dudak kalemim sürerken işte teki bu taraf ayrı, bu taraf ayrı oluyor. Ya da elim çarpıyor, Salvador Dali'ye dönüyorum. Hani bunun gibi hatalar için ben mutlaka makyaj alanımda kulak temizleme çubuğu ve yüz temizleyicisi, makyaj temizleyicisi tutuyorum. Hemen oracıkta damlatıp hemen düzeltiyorum. Çünkü zaten sinirim bozuluyor. Bir hata yaptığında o hata anında bir de içeri banyoya gidip işte kulak temizleme çubuğunu arayıp işte makyaj temizleyeceğini bulup içeri gelmen de bir vakit kaybı, artı sinir bozukluğu demek. Ve onları orada tutuyorum. Sadece onları değil, ıslak mendil ve kuru mendil tutuyorum. Çünkü mesela fondötenizi sürdüğünüz elinizde parmaklarınız kirli. Onunla farınıza ya da yüzünüze başka bir şeye bulaştırmak istemezseniz ıslak mendille siliyorum. Islak mendilden sonra ıslak ellerimi de kuruluyorum. Bazen bir de mesela fondöten kullandınız, bu maskaranın kapağını yapışıyor. Böyle şeylere ben tilt olurum. Hemen onu da silmek için ıslak mendil işime yarıyor. İşinizi hızlandıracak diğer bir şey, birden fazla fonksiyonu barındıran ürünler kullanmak. Mesela renklendiren nemlendirici, BB krem. Hem allık
hem ruj olarak kullanabileceğiniz ürünler. Veya hani böyle bazı far setlerinde birbirini tamamlayacak renkler oluyor ya, buraya süreceğin, gölge yapacağın falan. Onun gibi pratik far setleri. Bazı makyaj kitleri oluyor. İçerisinde aldığından farına, rujuna falan, hani bütün hepsini barındıran. Onlar çok işe yarıyorlar. Zaten birbirlerine uyumlu olarak renklerden seçildiği için orada önceden hazırlanmışı var. Makyaj paletinizi çantanıza da atıp gün boyunca yanında götürebilirsiniz. Çok pratik. Pratik şeylere yürüyün. Basit makyaj adımlarıyla sizi güzel gösterecek şeyleri keşfedin ve onlardan gidin. Konu saçlara geldiğinde, şu anda benim saçım çaktırmamaya çalışıyorum ama kirli, yani yıkamam lazım. Kamera karşısına geçmeden önce kuru şampuan sıktım ki biraz toparlansın görüntüsü diye. Kuru şampuan candır. Aşırı ucuz ürünler değil biliyorum ama inanılmaz can kurtarıcı bir şey. Almanızı öneririm. Gratis Watson's, hani o tarz her yerde bulunmakta. Alın ve acil durum için tutun. Gerçekten değecek. Bir diğer şey, saçını uzun da kısa da kullanmış biri olarak, eğer sizin için evden çıkmakta saç bir kabussa, çok yağlanıyor ve sürekli yıkamanız gerekiyorsa, kurutmakla vakit geçiriyorsanız ya da kurutmadığınız için hasta oluyorsanız, sinüzitleriniz varsa, saçınızı kestirmeyi, daha kısa kullanmayı gerçekten değerlendirin. Çünkü şu saç o kadar pratik ki, o kadar kolay ki. Yıkaması tek şampuanla hızlıca. Kurutması, buradaki saçtan biliyorsunuz buralara kadar uzun hali de vardı. Onu kurutmaktan en az bir 15-20 dakika daha kolay. Ben saçımı o kadar üşeniyordum ki kurutmaya. Üşengeç bir insanım biliyorsunuz. O yüzden kuaföre gidiyordum. Şampuanla beraber gidiyordum. Onlar yıkıyordu, kurutuyorlardı. Eve dönüyordum. Neyse, Allah'tan uygun bir fiyat yapıyorlardı da para olarak çökmüyordum. Ama gene de yani her zaman kullanabileceğiniz bir şey değil. Oraya gitmek vakit ister. Kısa saç birebir bir kurtarıcı. Bunu gerçekten düşünün, değerlendirin. Yani ben her gün hayatımdan 20 dakikayı kurtarmak istiyorsam kısa saçlı olmak ister miyim? Yok, ben uzun saçımla iyiyim derseniz geceden banyo yapın. Sabah kalmasın o iş. Geceden banyo yapın, saçlarınızı kurutun. Yalnız saçlarınız ıslak yatmayın. Çünkü saçlarınız ıslak yattığında kim bilir nasıl kuruyacak. Sabah arkası kalkmış olacak ya da şuradan bir tel inatla şöyle duracak falan bir şey. Hani bunları yaşamayın. Ablam çünkü gece banyo yapıp saçlarını kurutmadan yatanlardan, sabah bir kalkıyor. Yani bad hair day denir, yani kötü saç günü. Her zaman o kötü saç gününde oluyor falan. Çok komik oluyor. Bir türlü düzeltemiyor falan. Yarım gün böyle geziyor yani. Ablamın o saçları meşhurdur. O yüzden hani yatacaksanız da saçınızı kurutmuş şeklini düzgünce vermiş olduğunuza emin olun. Bazı sabahlar sadece vücudumuzu yıkamak isteriz. O sabahlarda saçımızı ıslanmaktan korumak için saç bonesi kullanmayı unutmayın. Kozmetik yerinde satılıyor. 10 lira bile olmayan bir şey. Çok işe yarıyor. Saçınız ıslanmaz. Özellikle bu enseleri korumak da çok önemli. Eğer kahkülünüz varsa, benim kahkülüm vardı ve kahkül alnına değdi için, hani buranın yağına ya da fondötenine falan değdiği için çok çabuk kirleniyor. Yani kahkülün kirlenmesiyle bu arkadaki saçların kirlenme süreleri aynı değil. Bazen sadece kahkülümü yıkıyordum. Yüzümü öne vererek ve kahkülleri hani köpürterek öyle yıkıyordum. Bu da iyi bir fikir. Çok hayat kurtarıyor, aklınızda olsun. Banyoda zaman kazanmanın çarelerinden bir tanesi bazı işlemleri banyoya saklamak. Mesela köpükle temizliyorum yüzümü her sabah geceden, işte sabun falan olur diye. Yüz temizleyicimi de banyoya götürebilirim. Orada köpükleyebilirim. Bazı insanlar diş fırçalama işini de banyoda yapıyor. Benim öyle bir alışkanlığım yok. Bilmiyorum. Garip geliyor yani bana. Ben dişimi banyoda fırçalamıyorum. Ama duyduğumda yani olabilir, güzel bir fikir diye düşünmüştüm. Aklınız olsun. Bazı ritüellerinizi banyoya taşıyabilirsiniz. Bitti bitti bitti. İşte bunlar benim işime yarayanlar. Eminim burada benim bahsetmediğim, haberim bile olmadı, sizin çok işinize yarayan tüyolar vardır. Lütfen yorumlara yazın onu da hepimiz öğrenmiş olalım. Acayip faydası olur birbirimize. Zerfistalar birbirine her zaman yardım eder. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.